Madenli Yaylası karşımızda Fakir Baykurt'un romanlarında geçer bu yayla. Elmasut Yaylası eski adı. Evet. Madenli Yaylası'nı karşıdan gördükten sonra burada toprak yolu ikiye ayrılıyor. Biz sağa döneceğiz. Sola dönen yol yaylaya gidiyor. Biz Roma yollarında devam edeceğiz. Karşıda Yalıncak Dağı. Onun eteklerinde eşek çukuruna doğru yürüyüşümüz sürüyor. Yayla karşımızda. Buradan sağa patikaya gireceğiz. Kayadaki işareti kaçırmayın. Karşıda gördüğümüz iki sivrinin oradan arasından çıkacağız. Şu an eşek çukurundayız. Solumuzda bir çeşme var. O çeşmeye doğru gidiyoruz. Evet, eşek çukurundaki çeşme yenilenmiş. Bu akşam kamp yerimiz burası. Beğendiniz mi? Tamam. Yalnız bir sorunumuz var. Araçla bağlantı kuramıyoruz. Sabaha kadar deli danalar gibi dağlarda dolanabiliriz yani. Abi hava kararmadan. Eşek çukurundan yukarıya çıkıyoruz. İşaretler muntazam ama silinmeye başlamış. Tekrar boyamam lazım. Tekrar öğretmen maaşımızla burayı boyamaya geleceğim. Eşek çukuru aşağımızda kaldı. Eşek çukurundan çıkıştaki basamaklar, merdivenler buradan devam ediyor. Ama bu projeyi çalanlar hemen bu tepenin sonunda genellerin arasında gizli kalmış taş köşeli yolu bulamadılar. Biz Madenlili Mesut amcaydı galiba. Onun tarifleri üzerine o yolu bulduk ve antik yola bağladık. Eşek çukurundan son çıkıştayız. Birazdan Konya il sınırından çıkıp Antalya il sınırına gireceğiz. Evet. Tepeyi açtık. Normalde buradan patika aşağı doğru gidiyor gibi. Şurada karşıda gördüğünüz gibi şu kayada kırmızı beyaz işaret var. Projeyi çalanlar burayı işaretlemişler. Siz bu yoldan yürürseniz hata yaparsınız. Yok, yürüyeceğiniz yer işte burası. Antik yol. Bu yolu bulamamışlar. Hırsızlar aynı zamanda başarısız da. Kalıntılarından biri de burada. Yazın geldiğiniz zaman bu yol gevenlerle kaplı olduğu için muhtemelen yürüyemezsiniz. Ya da tamamen otlar kaplıyor. Ama bu mevsimde yürünecek en güzel zamanı. Evet, ayı çıkıp bunu kırmış olabilir, doğru. Kar da yapmış olabilir ya. Kar mı? Kar. Thank you.
benim çizdiğim rotada asfalt yolunun altındaki bu çeşmeye asfalta çıkıyorsunuz. Asfalttan sonra da takribi 1 kilometre yürüdükten sonra tekrar sağa dönüp Taşköşeli yola giriyorsunuz. Sonra da şehit mezarına geliyorsunuz. Bu sedir ormanlarını görünce buradan 200-300 metre sonra sağa döneceğiz. Bu asfalttan ilerlerken bu tabelanın karşısında kayaların arasında yolun kenarlık duvarlarını göreceksiniz. İstikametiniz orası. Via Sebastia yollarının kalıntılar içerisinde en güzellerinden biri burada. Sakal tutan geçidindeki Via Sebastia yolunun kalıntılarındayız. Ben bu şekilde yolun kalıntısı olan yerlere şu şekilde kırmızı beyaz işaretler vurmadım. Çünkü burası bir tarih. Bu tip tarihi yollara bu işaretler vurulmaz. Yasal olarak da zaten bu bir suçtur. Sebastia yollarının en güzel yerindeyiz. Burası sakal tutan mevki. Buradan sonra Konya il sınırından çıkıp Antalya il sınırına gireceğiz. Döşeme yollar kayaların arasından devam ediyor. Şimdi kayaların kesilerek açılmış olduğu bir yola geliyoruz. Burası da önemli bir parkur. İstikametimiz sağdaki şu elektrik direğinin yanı. Orası şehit mezarı denilen bölge. Arkadaşlarımız da şurada yürüyorlar. Sakal tutandan çıkarken şu taş duvarın yanından yola kavuşuyoruz. Şehit mezarı ya da o iki mezarın olduğu yerden, o elektriklerin altındaydı mezarlar. Geldiğiniz zaman buradan vadiye giriyorsunuz. Toprak yoldan devam etmiyorsunuz. Buradan tekrar Taşköşeli yol başlıyor. İşaretleri oraya koymuşuz ama yol burada. Evet, tekrar yola girdik. Evet, Bulamaç Kazanı mevkiinde Bulamaç Kazanı'nın olduğu yerdeyiz. Buralar yörüklerin serinleme ve su depoları. Hey!
Bulamaç kazanı mevkiinden ilerliyoruz. İstikametimiz Simyan. Evet, yolumuz kara çıkıyor. Evet, akşam kamp için hepimiz taşıyabildiğimiz kadar odun taşıyoruz araca. Benimkiler de burada. Evet, patikadan çıkıp çeşmeye geldiğimiz yer. Bu çeşmede piknik alanı gibi masalar vesaireler var. Buradan yürürken sağa döneceğiz. Asfalttan ilerlemeyeceğiz. Burada zaten işaretler ve kaya babalarımız var. Burada yol ikiye ayrılıyor gibi sanki ama aşağıdan devam edeceksiniz soldan. Yalıncak Dağı'nın başı dumanlı. Evet, içinde ne var diye kırılmış bir taş. Vatandaşlarımızın angutluğu. Burada bir mezar var. Aşağıda iki tane mezar var. Burası yol işareti. Şöyle hep biraz grup olabiliriz Mehmet abi. Video çekiyor. Bekleyin. O sesten mi anladın? Burada yürüyüşümüz bitti. Yağmur başladı. Süperdi arkadaşlar. Ayağınıza sağlık. Eyvallah. Evet abi, eyvallah. Madenli Yaylası'nda çadırlarımızı kuruyoruz. Madenli Yaylası'nda kampımızı kurduk. Herkes çadırlarını kurdu. Birazdan yemek işlemlerine başlayacağız. Hava rüzgarlı olduğu için kayaların dibini seçtik. Saat 6.45. Yavaş yavaş uyanıyoruz. Gece güzel bir yağmur yağdı. Yağmur sonrası güzel bir hava. Dün Seydişehir'den gelen dostlarımız da bize katıldı, kamp kurdular. Fakir Baykurt'un romanlarında geçen Elmasut Yaylası'nda kamptayız. Bugün 19 Mayıs 2017. Yürüyüşümüzün ikinci günü. Toroslarda, giden gelmez dağlarında ince bir patika bulup başına alıp gitmek gerek.